Şimdi siz diyabet yaşam koçu danışanı olarak şunu sormak istiyorum. Şimdi çocuklarımız iğneden korkuyorlar ki birçok yetişkin de korkar iğneden, dişçi koltuğundan. Şimdi insülinle başlayacak denildiğinde çocuklar tabii ki o iğneyi gördüklerinde anneler, babalar onu bu duruma nasıl alıştırmalı? Çok zor çünkü. Yani sabah akşam iğne yapıyor olmak bir çocuk için. Yani bir çocuk için evet karşılaşılan, gözlemlenen durumlardan biri. Orada zaten zor. Mutlaka ilk insülin eğitimi verilirken ve bu öğretilirken bir diyabet hemşiresi oluyor. Ve diyabet hemşiresi de özellikle belli yaştaki çocuklara gerçekten psikolojik olarak nasıl yaklaşacaklarını biliyorlar. Annelerin, babaların söylediği orada tavırlar onların duygularını bazen daha fazla etkileyebiliyor. Belki tamamen bir profesyonel birine, sağlık profesyoneline teslim etmekte çok daha fayda var diye düşünüyorum. Ve insülin kalemlerinin artık iğne uçları da çok ufaldı. İğneleri artık direkt biz cildimize temas ettirmeden de yapabiliyoruz. Orada da farklı teknolojiler geldi ve bunlar da çocukların inanılmaz aslında kolaylık sağlamasını ve korkmadan biraz daha sıcak bakmalarını sağladı. Şeker hastalarının karbonhidrat düşkünlüğü neden? Yani karbonhidrat sayımı diye bir şey mi var? Karbonhidrat sayımı bizim ilk diyabetli olduğumuzda ilk aldığımız, hatta yani almamız gereken eğitimlerden biri. Çünkü biz insülin dozlarımızı karbonhidrat sayımına göre yapıyoruz. Yani bizim için belirlenen bir insülin miktarı var gün içerisinde yapmamız gereken. Ve bunların karşılığında bir ölçüm hesaplaması var. Bu da karbonhidrat sayımı. Bunların da eğitimlerini diyabet diyetisyenleri ve ilk diyabetli olduğumuzda hastaneler veriyor. Dolayısıyla biz bu karbonhidrat sayımını ne kadar iyi bilirsek insülin dozlarımızı da o kadar bilinçli bir şekilde yapıyoruz ki yaptığımız karbonhidratın doğru karşılığı olan insülini alabilelim. Şeker hastası olan ya da insülin direnci düşük olan kişinin önüne bir pasta koyduğunuzda vermiş olduğu tepkiyle sağlıklı bir kişinin önüne koymuş olduğunuz şu manolyayı gördüğündeki tepki arasında bir fark gözlemliyor musunuz? Olabiliyor tabii, çünkü insülin direnci de bizim şu an toplumda en çok karşılaştığımız durumlardan biri. İnsülin direnci aslında bir tip 2 diyabete de yatkınlık. İnsülin direnci olan kişi de inanılmaz bir karbonhidrata düşkünlük, tatlı atakları, yorgunluk hissi olabiliyor. Dolayısıyla orada pastayı gördüğü zaman tolere edemeyip hemen yemek isteyebilir. Sağlıklı bir kişi belki bir daha yani iradeli davranabilir. Ama tabii ki bunu genel olarak da bence çok da bir formata sokup genellememek lazım. Diyabet hastalarının yaşam biçiminde beslenme ve egzersiz çok önemli. Çok önemli. Beslenme ve egzersiz iyi yönetimde gerçekten ana öğelerden biri. Egzersiz çünkü bizim insülinimiz en çok kaslarımızdan doğru etkiyi gösteriyor. Dolayısıyla biz diyabetlerin kaslarının güçlü olması ve aktif olması çok önemli. Zaten fiziksel aktivite, egzersiz bize zihinsel olarak ve bedenimize de iyi geliyor. Dolayısıyla bizim haftada 3-4 gün hiçbir şey yapamıyorsak mutlaka yarım saat ya da 45 dakika bir açık hava yürüyüşü yapmamız lazım. Artık havalar da güzel, hiç bahanemiz kalmadı diye düşünüyorum. Aynen öyle. Genç yaşta diyabet hastası olanla ilerleyen yaşlarda diyabete yakalananlar arasında bir fark var mı? Şöyle farklar olabiliyor. İlerleyen yaşlarda diyabetliler tabii ki daha kilo ile karşımıza gelebiliyor. Hekimlerin de karşısına böyle gelebiliyor. Ve rahata ve yemeğe, içmeye, hareketsizliğe çok alışmış olabiliyor. Kendilerini belli konularda ikna etmek, yani sürekli hareket etmesi ve beslenmesine dikkat etmesi konusunda ikna etmek çok daha kolay olmayabiliyor. O yüzden zaten programın başında da bazen küçük bir çocuğun diyabetli olmasını çok daha şanslı buluyorum diye söylemek istedim. Özellikle obezitenin küçük yaşlara inmesiyle maalesef ki artık ülkemizde de çok yaygın. Daha önceden Avrupa'nın, Amerika'nın hastalığı olarak bilinirdi, evet. Ama ülkemizde de artık hazır gıdalar çok fazla ve çocukların bilinçsiz beslenmesinden ötürü obezite çok yaygınlaştı. Evet. Obezitenin yaygınlaşmasıyla diyabette de mutlaka bir fark oldu değil mi? Tabii oldu, yani özellikle tip 2 diyabete bir davet olduğu için obezite çok daha fazla arttığını söylüyorlar. Artık yeni bu beslenme şekilleri, sürekli işte hazır yemeğe yönelmemiz, fast foodlar, işte okul kantinleri, bir sürü bizi bu obeziteye davet eden şeyler var. Dolayısıyla bu da hoş geldin tip 2'ye diyabet gibi bir şey diyebiliriz aslında obeziteyle ilgili. Çünkü okulda teneffüste bir kek alıyorlar, bir bisküvi alıyorlar, arkadaşları cips alıyor, canı çekiyor çocuğun, onu alıyor. O şekilde bir beslenme tabii ki çocuklarda ilerleyen yaşlarda da hastalıklara davetiye çıkarıyor. Evet, maalesef. Burada gerçekten bence herhalde ilk önce her şey ailede bitiyor diye düşünüyorum. Yani aile ve ev hayatı içerisinde işte annenin babanın yanında çocuğun edindiği beslenme alışkanlıkları, o sofra alışkanlığı, belki gördükleri, sonrasında bilinçli bir okul tercih etmek, hani iyi bir yemekhanesinin olması, neler pişirildiği, işte rehber hocalarının iyi gözlemlemesi ve sürekli ebeveynlere bir rapor vermesi çok önemli diye düşünüyorum. Ama tabii ki sadece şeker, kek yiyen illa diyabetli olacak diye de bir algı yok, ama sadece bunlar da toplumda çok dönen şeyler. Önceden tabii öyle sanılırdı. Evet. Şeker hastalığıysa çok tatlı yemiş diye bilinirdi. Çok mu şeker yedin, evet, çok mu kek yedin diye. Evet. Ama bu tarz, onunla bir bağ yok, sadece bununla alakası yok lazım. Ama tabii ki bunlar da davet ediyor. Yani sürekli bu tarz beslenen ve obezite yaşayan insanlar da daha çok gözlemliyoruz. Sağlıksız beslendiğimizde kolesterol değerlerimiz değişiyor, insülin direncimiz değişiyor. Evet. Bütün metabolizmayı etkiliyor. Ya aslında elbette sadece gerçekten diyabetli bireyler değil. Ben tabii hep onu söylüyorum. Hayatta her şey emek tansiyon istiyor. Tansiyon hastaları yani. Biz bedenimize herkes ve kendimize ne kadar emek verirsek onun karşılığını alıyoruz. Aslında normal diyabetli olmayan bir bayana da sorsanız işte kilolarıyla uğraşıyordur, vermek için çabalıyordur, kilo alırsa mutsuzdur. İşte biliyordur nerelerde aslında hata yaptığını, neler yediğini. Yani sadece diyabetli için de değil. Özellikle zaten belli yaştan sonra gerçekten hepimizin çok daha dikkat etmesi gerekiyor. Çünkü metabolizma hızımız da yavaşlıyor. Aynen. Bir diyabetli olarak en çok dikkat ettiğiniz ne hayatınızda? En çok dikkat ettiğim, beslenmeme tabii ki çok dikkat ediyorum. Yani spor hayatımda hani olmazsa olmaz. Haftada 3-4 gün mutlaka ya spor salonundayım ya dışarıda yürüyorum. Sürekli kendimi pozitif bir bakış açısı geliştirdim ve pozitif insanlarla görüşmeye çalışıyorum. Hayatımdaki bu tarz şeylere daha çok yer veriyorum. Motivasyonel alanlarım var, ilgi alanlarım var. Sosyalleşmeye çok önem veriyorum. Özellikle diyabetli bireylerin sosyalleşmesine çok önem veriyorum. Gerçekten böyle kendimizi kısıtlamayalım, kapatmayalım. Hem diyabetli olanlarla hem diyabetli olmayanlarla sosyalleşelim. Dolayısıyla biz ne kadar rahat karşılarsak, ne kadar kabullenirsek aslında toplumda karşımızdaki insanlar da o şekilde kabulleniyor ve bize de o şekilde davranıyorlar. Mesela asla yemem dediğin, kuru fasulye yemezler mesela, şeker oranını çok yükseltir diye. Şeker hastaları, evet, bazıları çok dikkat ederler. Senin öyle asla hayatında, mutfağında, sofranda olmayan lezzet var mı? Kaçındığın? Şöyle, dağına göre mi kar Allah veriyor, o yüzden mi bilmiyorum. Benim hiç tatlıya düşkünlüğüm yok. Yani güzel, olmasa hiç aramam. Hiçbir zaman da problem yapmadım. Tatlıya, meyveye hiç düşkünlüğüm yok. Beyaz ekmek zaten diyabet teşhisi konduğuna itibaren bizim evden de benim hayatımdan da çıktı. Beyaz tabii ki un, şeker, bunlardan uzak duruyoruz. Ama onun dışında tip 1 diyabetli aslında bir sofrada olan karbonhidratlardan, hani beyaz da olsa bazı özel günlerimiz oluyor. Hamur işleri olabiliyor, işte pastalar olabiliyor ya da özel davetlerde biz de olabiliyoruz. Patates orada yapılıyor da, mesela. Evet, şu an kan şekerim düşse burada her şey gözümün önünde çok güzel hazır. Orada da aslında diyabetli neyi yiyip yememesi gerektiğini ve ne kadar ölçüde yemesi gerektiğini bilen kişidir. O yüzden hekimler de aslında tip 1 diyabette çok genel bir yasak yoktur derler. Ve bizi de o şekilde motive edip o şekilde yetiştirmeye çalışırlar. Ama bunu tabii ki suistimal etmemek lazım. Yani sürekli ben bulduğum, gördüğüm, işte her karbonhidrattan tadına bakayım, her hamur işini yiyeyim, karşılığında insülin dazı yaparım, şekerimi düşürürüm mantığıyla zaten kilo alırız, o döngüye gireriz ve kan şeker ayarlarımızı bozarız. Şimdi diyabet hastalarının bazıları yiyor. Evet. Sonradan insülin ilacı ya da şeker hapı alıyor. Evet. Ya da insülinini biraz artırıyor, dozunu ayarlıyor. O şekilde de yapabiliyor. Hani ne yapsın, canı çekmiş, özlemiş, 40 yılda bir yiyeyim sonra ayarlayayım diyenler de var. O çok sakıncalı mı? Eğer bunu yani çok hayatının içerisinde bir ritüel haline getirmediyse, çok arada yapıyorsa tabii ki sakıncası yok. Çünkü bizler de insanız ve belli nefsimiz özel durumlarda var, da nefsimiz var, canımız isteyebiliyor. Hatta böyle canımız çok istediğinde biz onu baskılamaya çalışırsak sonuçta oradaki stres hormonu belki benim kan şekerimi daha çok yükseltiyor. Dolayısıyla orada karşılığında kaç doz yapacağını bilip hekiminden öğrendiği şekilde tabii ki yapıp yiyebilir. Ama bu asla bizim tabii ki temel bir beslenme şeklimiz ya da insülin yapma şeklimiz olmamalı. Harika.